suyun öteki yakasındayız. Barnatan apartmanındayız. Şu anda modernitenin başladığı yerdeyiz. Osmanlı'nın yüzünü batıya döndüğü yerdeyiz. Uzun yıllar boyunca Galata'nın hayalet apartmanı olarak anılan bu apartmanın köklerinden yeniden doğması, aile hikayesinin bir şekilde gelecek kuşaklara yeni vizyonuyla aktarılması. İki önemli husus var. Bizim konuştuğumuz dil ve mutfak kültürümüz. Sefarat mutfağı, Akdeniz mutfağı ile Osmanlı ve Türk mutfağının bir sentezini görüyoruz. Merhabalar, Moiz Gabay benim adım. 500 yıllık bir İstanbul kültüründen geliyorum. Doğma büyüme 3 kuşak Beyoğlu'yum. İsmimden de anladığınız gibi bir sefarat Yahudisiyim. Yaklaşık 20 yıldır profesyonel tur rehberliği, seyahat acenteciliği ve eğitimcilik yapmaktayım. Şu anda suyun öteki yakasındayız, Hera'dayız. Zaman içerisinde 50 aşkın milletin bir arada yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Galata, Kuledibi, Hera, Beyoğlu, Karaköy bu semtleri çok birbirinden ayırmamamız gerekiyor. Şu anda modernitenin başladığı yerdeyiz. Osmanlı'nın yüzünü batıya döndüğü yerdeyiz. Barnatan Apartmanı'ndayız. 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş bu değerli tarihi apartman. İstanbul'un ilk apartmanlarından biri olması açısından bizler için son derece değerli. Bu apartmanın bir diğer tabii ki önemi de uzun yıllar boyunca Galata'nın hayalet apartmanı olarak anılan bu apartmanın yaklaşık bir 4-5 senedir tekrardan hayat bulması, köklerinden yeniden doğması, aile hikayesinin bir şekilde gelecek kuşaklara yeni vizyonuyla aktarılması. İstanbul'daki en eski Yahudi semtleri Hasköy, Balat ve sonrasında Galata'yı görüyoruz. Galata'da da özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren bankerleşme süreci başlıyor. Daha Osmanlı'nın dış borçlara başvurmadığı, düğün-i umumiyenin tabii maalesef ilan edilmediği, Osmanlı Bankası'nın daha kurulmadığı bir süreçten bahsediyoruz. Ve aslında Tanzimat Fermanı ile birlikte gayrimüslimlere eşit haklar verilmeye başladığı bir dönem. Ve bu dönem aynı zamanda gayrimüslimlere mülk edinme hakkının da verilmeye başladığı bir dönem. Ve o dönemde özellikle ticaretle uğraşan, aynı zamanda bankerlik yapan birçok adını sayabileceğimiz aile bir yandan da mülk edinme hakkıyla birlikte ticarete yönelik mülkler edinmeye başlayacaklar. Tıpkı bizim yıllardır bildiğimiz işte Doğan Apartmanı gibi, orası da Boton ailesinindir. Sonradan keşfettiğimiz çok köklü bir aile olan Barnatan ailesinin hikayesi de böyle başlıyor. Ailenin hikayesi 1760'lara kadar gidiyor ama bizim temel olarak bildiğimiz bir büyük babamız vardır, Nisim Barnatan. Kendisi birçok o dönem toplum kurullarında gönüllülük yapıyor. Orahim Hastanesi'nde bir dönem gönüllü olarak faaliyet gösteriyor ve bir taraftan Eminönü'nde bir han, öte yandan da burada yine ticari amaçla ikiz bir apartman yaptırıyor. Zaten biz bunu nereden biliyoruz? Bugün halen çok güzel bir şekilde korunmuş halde. O dönemin varlıklı Yahudi aileleri kendilerinden bir iz bırakıyorlar. Bugün siz bu otele girerken sola ve sağa baktığınızda bir taraftan 1892, öte yandan da işte 5600'lü, işte 5652'lere tekabül edecek binanın İbrani tarihine göre yapım yılını görüyorsunuz. Osmanlı'da lüksün bir simgesi olarak, modernitenin bir simgesi olarak işte bu bankerlerle yeni bir yaşam başlayacak, apartman yaşamı başlayacak. İşte bu apartmanlar da İstanbul'un ilk apartmanları. Tabii tütün kağıdı üreticisi olduğunu biliyoruz Nesin Bey'in. Sonrasında Moiz Barnatan'ı tanıyoruz. Nesin Bey'in 8 çocuğu var. Tabii ki o dönemin yine Yahudi ailelerinde çok rastladığımız şekilde geniş aileler var, büyük aileler var. Bütün bir apartmana aslında dağılan bir yaşam söz konusu. Zannedersem aile 1920'lerle birlikte o dönemin atmosferinde yavaş yavaş aile bireyleri yeni umutlarla farklı ülkelere doğru göç ediyorlar. Yani Hindistan'a kadar giden aile bireyi olduğunu biliyoruz. Arjantin'e gidenler var, Paris'e gidenler var. Tabii ki en şanssız olanlar malumunuz Paris'e gidenler olacak. Amerika'ya gidenler var ve aile zaman içerisinde dağılıyor. Yani biz bu bölgedeki zaten bu tarz apartman yapan farklı ailelerde de biz bunu biliyoruz. Kamondolar da aynı şekilde. Büyük baba işte bir
karar verecek torunlarla birlikte 1870'lerde bir anda Paris'e göç edecekler. Maalesef tabii Paris'e göç edenlerin sonu hepimizin malumu Vichy hükümeti Hitler'le Holokost döneminde işbirliği yapacak ve ailenin Paris'e göç eden fertleri soykırım kamplarında hayatlarını kaybedecekler. Amerika'da yaşayanlar devam edecek. Tek bir aile bireyi Stella Hanım, o işte İstanbul'da artık ailenin bir devamı olarak söyleyebildiğimiz, onun dışında dünyanın dört bir tarafına dağılan ve bir şekilde birbirinden kopuk olan aile bireylerinden bahsediyoruz. Tabii ki bunun kaçınılmaz bir sonu olarak yaşadıkları ülkelerde asimile olacaklar. Artık Yahudi aidiyetini ve bu topraklara olan aidiyetlerini de maalesef kaybedecekler. O dönem baktığımızda mal mülklerini de çoğu satarak gidecek. Otel yapım sürecinde bildiğim kadarıyla sonraki sahiplerinden tek tek katlar satın alınmak süreciyle bütün apartman oluşturulabildi. Ben bu apartmanın tekrardan bir otel projesi olarak hayata geçirilmesini çok değerli buluyordum. Çünkü her şeyi bir yana bırakalım. İşte dünyanın dört bir tarafına yayılmış kaçıncı kuşak oldukları malumunuz o aile bireyleri İstanbul'da bir aidiyetlerinin bulunduğunu, bir zamanlar dedelerinin belki babalarının burada bir apartman yaptığını ve İstanbul kültürüne, bu topraklara dair bir katkıda bulunduklarını hatırlamış oldular. Bizler de yıllardır böyle üzülerek ah şu apartmanın hali ne olacak dediğimiz o metruk apartmanın artık günümüzde pırıl pırıl bir şekilde hayata geçtiğini görmüş bulunduk bu vesileyle. Banatanlı bildiğim kadarıyla burayı ticari amaçla. Birçok buradaki aile gibi işte Aseolar var, Bronsteinler var, Kamondolar malumunuz, Boton ailesi var. Bu aileler gibi daha çok ticari amaçlı olarak değerlendiriyor. Çünkü ikisi apartman yapmalarından biz bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yani o dönemin aslında bir nevi bankacılık ve sigorta şirketleri burada sayıca artarken işte o beyaz yakaya hitap edecek aslında o dönemin konut örnekleri. Baktığımızda bu apartman çok iyi taş işçiliğiyle tabii yapılmış. Malumunuz 1870 Pera yangında bugün bizim Pera'da gezerken gözümüze okşayan, o gözümüze hitap eden müthiş binaların hepsi biliyorsunuz çoğunluğu 1870 yangınından sonra yapılan binalardır. İşte içinde bulunduğumuz apartman da bu eserlerden biri olmak vesilesiyle o dönemin biraz atmosferini, o batıya dönük yüzümüzü, bir tarafımız bakın Boğaz'ı görüyor değil mi? Bir tarafımız tarihi yarımadayı görüyor üst kata çıktığımızda. Yani biz aslında şu anda Doğu ile Batı'nın tam ortasında ...sındayız bu apartmanda sizinle. İki önemli husus var. Bizim konuştuğumuz dil ve mutfak kültürümüz. Bugün büyükannelerimizin konuştuğu dil Cervantes İspanyolcası değil mi? Ladino dediğimiz dil, Yahudi İspanyolcası, Judeo İspanyol dediğimiz bir dilden bahsediyoruz. Zaman içerisinde kendi devinimini sağlayan bir dilden, farklı dillerden sözcükler alan bir dilden bahsediyoruz. Bir diğeri ise evlerimizde halen koruduğumuz, Şabat sofralarımızda, bayram sofralarımızda koruduğumuz sefarat mutfağı ve aslına bakarsanız yokluktan doğan bir mutfak. Akdeniz mutfağı ile Osmanlı ve Türk mutfağının bir tezini görüyoruz. Nasıl ki Türk mutfağında sadece patlıcandan yapılan 40 farklı yemeğimiz varsa patlıcanı yine sefarat mutfağında da görüyoruz. Çok aslında sade bir mutfak. Yani çok fazla böyle sosların birbirine karıştırıldığını görmezsiniz sefarat mutfağında ve yemeğin aslında birçok kullanılmadığını düşündüğümüz bölümü de o mutfakta tekrardan hayat bulur. Yokluktan doğan bir mutfaktır. Yani Kuledibi dediğinizde böyle hep varlıklı ailelerin yaşadığı, işte varlıklı Yahudilerin yaşadığı bir semt değil. Bizim için burası Kuledibi 1960'lara kadar özellikle pastanecisi, radyo tamircisi, mahallenin delisinin bile aslında o sefarat toplumdan oluşan bir Kuledibi düşünmemiz lazım. Böyle bir mutfak. Tabii bu tarz binaları restore etmek son derece zor, meşakkatli bir iş. Buna meraklı olmanız gerekiyor, buna istekli olmanız gerekiyor. Ve otelin hani restorasyon sürecine bizzat şahit olan kişilerden biri olarak ki büyük heyecan duymuştum. İlk böyle daha binaya yeni girdiğimizde, o metruk halini gördüğünde, acaba nasıl bu bina canlanabilir dediğimizde, bir kere orijinal kalem işlerinin korunmaya gayret edilmesi, orijinal yerlerinde birebir bırakılması, sonra devam ettirilmeye çalışılması, kullanılan
Ara Mobilya'da, Parkesi'nden tutun da Yelkaroları'na kadar birebir aynı dönem bulunamasa da belli bir kalitenin üzerinde tutulmaya çalışılması, binanın iç dekorasyonunda dönem mobilyalarına benzerlerinin konulmaya çalışılması, servisinden oda metrekarelerinin hesaplanmasına, her şeyin orijinaline yakın bir şekilde korunmaya çalışılması son derece değerliydi. O sayede de aslında biz bir binanın tekrardan küllerinden yeniden doğduğunu, hatta bazı restorasyonlar asıllarından da güzel olabiliyor. Buraya gelen misafir şöyle bir şey görüyor. Geçmişte neydi? Şu anda biz nasıl koruyabiliyoruz? Her şeyi bir yana bırakalım. Barnatan ailesinin isminin bir şekilde düşünün ki bu topraklara emek vermiş. Bu ailenin isminin otelin ismiyle yaşatılması da son derece değerli. Otel yönetimi değerli işler yaptı. Aile fertlerini bulmaya uğraştılar. İstanbul'da birleştirdiler. Büyük baba Nesin Barnatan'ın torununun çocuğu buraya geldi. Onunla röportajlar yapıldı. Karşılıklı böyle hediyeler verildi. Bunlar hepsi aslında bir kültürü korumaya yönelik. Yani otelcilik tabii ki yaşadığımız bir realite. Çünkü ticari amaçla ancak bir şekilde bunları ayakta tutabiliyorsunuz. Gelir getirmesi gerekiyor ama öte yandan da işte bu işin içine ruhunu nasıl katabilirsiniz? Bu da tabii düşünmemiz gereken hususlardan biri. Kültürel mirasları sahiplenmek, korumak ve yaşatmak önemli. Bu üç unsur. Biz daha ilk kısmındayız. Sahiplenme kısmındayız. Bizim olduğunu kabul etmemiz önemli. Tabii ki Osmanlı kültür mirasına dair çok değerli çalışmalar var. Son dönem Bizans'a dair çalışmalar başladı, bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama tabii bunun topluma da indirgenmesi ve toplumun da bu işin içine katılması gerekiyor. Yoksa sokaktan geçen biri buranın Barnatan ailesinin kim olduğunu öğrenmedikçe, burada bir zamanlar yoğun bir Yahudi nüfusun, Rum nüfusun, Ermeni nüfusun, diğer toplumların, çünkü birçok ibadethane var etrafımız değil mi? Farklı ibadethanelerle çevirmiş. Durumda. Bunları öğrenmedikçe, buna dair tabandan oluşan bir fikir paylaşımı, bilgi paylaşımı olmadıkça hep belli ölçüde kalır. Bence kültürel mirası yaşatmak toplumdan başlıyor. Bu vesileyle bir isteğimiz ve bunu gündemde tutmamız gerekiyor.